Değerli arkadaşlarım, merhabalar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Sevgili dostlar, öncelikle maalesef son birkaç analizimde belirttiğim üzere rahatsızlığım hala devam etmekte. İğne ve serumlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Zannediyorum ilaçların etkisiyle biraz da kendimi iyi hissediyorum ki biraz da canım sıkıldı sanıyorum. Birkaç husustan bahsetmek adına bu çalışmayı yapmayı düşündüm. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerinde bulunan tüm arkadaşlarım için sonsuz teşekkürlerimi, saygılarımı ifade etmeyi bir borç biliyorum. Sağ olun efendim, eksik olmayınız. Allah sizlere de şifalar versin, sıkıntılar göstermesin. Değerli arkadaşlar, bu çalışmamda detaylı bir analiz yapmayacağım. Grafikler vesairelere, rakamlara sizleri boğmayacağım. Bu çalışmamdaki amacım son dönemlerde özellikle seçimler, daha doğrusu seçim sonuçlarının içinde bulunduğu veya yaratmış olduğu süreç, Sayın Berat Albayrak'ın hafta içerisinde açıklamış olduğu ekonomik paket ve S-400'lerle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya ziyareti ve Çavuşoğlu'nun Amerika'daki ziyaretleri vesaire. Bu üç önemli başlık hususunda Dolar TL'nin şu an içinde bulunduğumuz atmosferde bu üç önemli başlığa bağlı olarak önümüzdeki sürece bağlı ne şekilde etkilenebileceği, bu faktörlerin Dolar TL üzerinde nereye kadar ve ne kadar etkili olabileceği hususlarına değinmek istiyorum. Bu ana başlıklar içerisinde haber akışı ve trafiğini yorumlarken hangi kıstaslara dikkat etmek gerektiği hususunda birkaç söylemde bulunmak istiyorum. Ve tabii ki Dolar TL'nin böylesine hareketli olduğu bir süreçte yatırımcının ne şekilde adımlar atar ve ne şekilde bir hareket planı içerisinde, strateji içerisinde olur ise daha başarılı olabileceği veya riskini minimize edebileceği hususunda bazı tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Bu sebeple sevgili arkadaşlar, eğer ki bu videoda ben sohbet videosu diyorum buna, bir analiz videosu demiyorum. Gündeme dair bir takım hususlardan bahsetmiş olacağız. Şahsi düşüncelerimden ve beklentilerimden bahsetmiş olacağım. Bu nedenle 3 gün sonra dolar şu olur, 10 gün sonra veya efendim Mayıs'ta, Haziran'da gibi gibi bir tarih vererek dolara yönelik bir değer biçebileceğim şeklinde bir beklentisi olan arkadaşlarım var ise bu noktadan itibaren devam etmeyebilirler. Beklentilerine yanıt vermiş olmamış olacağım. Zamanlarını almak istemiyorum bu sebepten dolayı. Evet, sevgili arkadaşlar. Öncelikle seçimler konusundan başlayalım isterseniz. En sıcak, en canlı konumuz bu. Arkadaşlar, ben şimdi sizlere ekonomist kimliğimi, iktisatçı kimliğimi bir köşeye bırakarak, tamamıyla sizlerden birisi olarak, yani sıradan bir vatandaş olarak, sıradan, ekonomiyi çok bilmeyen, ekonomik gelişmeleri çok da bilimsel bir şekilde yorumlamaktan uzak, tamamen vatandaş bakış açısıyla bir takım noktalara değinmek istiyorum. Yani kafamı kurcalayan hususları vatandaş kimliğiyle sizlerle birlikte tartışmak istiyorum. Ve seçimler konusunun ardından da açıklanmış olan ekonomik paket konusuna gireceğim. Ve arkadaşlar, ben diyorum ki elbette ki siyaset ve ekonomi birbiriyle iç içe kavramlardır. Ama bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ekonomi hususunda analizler yapmaktaki tarafsızlık farklı bir konudur. Ama herkesin, her ekonomistin de kendine göre bir siyasi görüşü, kendine göre doğru bulduğu, doğru bildiği bir yaklaşım vardır. Ben siyasi görüşleri de tamamıyla bir köşeye bırakmak kaydıyla sade bir vatandaş olarak sizlerin de sormasının gerekli olduğuna inandığım bazı soruları gündeme getirmek istiyorum. Arkadaşlar, öncelikle 52 milyon adet oyun 3 saat içerisinde sayılabildiği bir Türkiye'de malum sayıdaki, çok az sayıdaki sandığın 15 güne yaklaşan, 2 haftaya yaklaşan bir süreç içerisinde halen sayılamamış olması açıkçası benim çok fazla miktarda kafamı bulandırıyor. Neden sayılamadı?
Niçin bu kadar az sayıdaki sandık sayılamıyor? En azından biraz önce gördüğüm bir haber üzerine şunu söyleyebilirim ki, efendim işte Maltepe'deki seçim geçersiz oylarla ilgili itiraza bağlı olarak yapılan sayımlar durdurulmuş, yarın sabaha kadar yani cumartesi günü sabaha kadar sayımlara ara verilmiş. %2-2,5'lar civarında bir orana düşmüş olmasına rağmen sayılması gereken oy miktarı hala bitirilememiş ve bu hızla dizilecek ve sayılacak olur ise 20 günden aşağı bu oy sayımının tamamlanamayacağı ifade ediliyor. Evet, kafamdaki sorulardan birisi bu. Neden bu kadar yavaş bir sayım söz konusu? Diğer taraftan 600 küsur sandık kaldığı söyleniyor son açıklamalara göre. Bu 600 küsur sandığı saymak binlerce 500 bin civarındaki sandığı saymaktan çok daha mı zor? Veya o sandıklar sayılırken daha başka bir işlem mi yapılıyordu? Yani genel sayım yapılırken geçerli geçersiz oy ayrımı yapılmıyordu da şu an çok daha mı özel bir elemeden geçirilmek suretiyle bu sayımlar gerçekleştiriliyor? Bunlar benim vatandaş olarak kafamı kurcalayan sorular arkadaşlar. Diğer taraftan 2 gün içerisinde bu sayımın bitirilmesi hedefleniyormuş. Hedeflenme noktası ayrı bir konu ama bu hızla giderse 20 günü bulabilecek kadar bir süre içerisinde seçim sonuçlarının netleşmeyeceği konusu. Evet, bu noktada şu aklıma geliyor. Eğer bu sonuçlar 20 gün daha açıklanmaması, bu sonuçların netleşmemesi 20 gün daha devam edecek olursa bu piyasalardaki oynaklık nereye varır acaba? Her bir kuruş dolardaki artışın Türkiye ekonomisine verdiği cari açığı bu kadar fazla, dış borcu bu kadar fazla bir ülke ve diğer bir manada özel sektör anlamında da dış borcu bu kadar dolara endeksli olan bir ülke sıfatıyla dolardaki her bir kuruş artışın bizlere yaratmış olduğu zarar ve tabii ki bizlere geri dönüş anlamında telefonundan tutun da elektriğine kadar, enerjisine kadar, benzinine, petrolüne kadar bizleri her an ve her saniye her kuruş artan doların fakirleştirmiş olduğu gerçeğinden yola çıkacak olursak sayamadığımız 3-5 bin tane oy, belirleyemediğimiz bir seçim sonucu ve bir anlamda tüm dünyaya kendimizi güldürdüğümüz veya alay konusu yaptığımız bir tablo ve hepsini bir köşeye bırakıyorum. Bizlerin fakirleşmesi ve ekonominin daha zorlu ve sıkıntılı bir sürece girmesi. Ne oluyoruz değerli dostlar? Ne oluyoruz? Yani böyle bir tablo içerisinde yazık günah değil mi? Bu kendi ayağımıza kurşun sıkmak veya bindiğimiz dalı kesmek değil midir? Neden bunun bir sonucuna varamıyoruz? Niçin bu konuyu çabuklaştıramıyoruz? Neden bu konuyu hızlandıramıyoruz? YSK'nın görevi seçim sonuçlarını en ivedi şekilde açıklamak ve netleştirmek. Kazananı sen kazandın demek, kaybedene ise sen kaybettin demek değil midir en basit ve en Türkçe anlatımıyla? Mazbatasını şunu bunu geçtim artık. Ama bir şekilde bu konunun şeffaflaşması ve netleşmesi gerekir. Yabancı basın, yabancı yatırımcı Türkiye'nin kanununu bilmez. Ben de bu konulara girmiyorum. Emin olunuz ki sizlere şu seçim süreci içerisinde yapılan doğru ve yanlış adımları hiçbir şekilde parti ayrımı yapmıyorum. Gerek CHP olsun, gerek muhalif olsun, gerek iktidar olsun. Attıkmış oldukları adımların hangileri doğru, hangileri yanlış noktasında hukuki bir mütalaa verebilecek kadar konuyu yakından takip ediyorum. Ama bunun şu anda hiçbir anlamı yok. Çünkü uygulanmakta olan kurallar var, es geçilen kurallar var, doğru yapılanlar var, yanlış yapılanlar var. Bunlar ayrı konular. Ama yabancı bunlara bakmıyor ki. Yabancı Türkiye'deki kanunun ne olduğuna bakmıyor. Hangi maddenin uygulanıp uygulanmadığına bakmıyor. Yabancı şuna bakıyor. Yahu siz 2 hafta önce bir seçim yaptınız. Bu kadar sandık saydınız. Şurada 3-5 tane sandığınız kalmış. Hala bunu sayıp da hala İstanbul gibi bir nevi Türkiye'nin timsali olan bir şehri bir şekilde netleştiremiyorsunuz. Ve bunu netleştiremediğiniz için de bir şehrin seçim sonuçlarının akıbetine bağlı olarak ekonominizdeki veya
TL'nizdeki, para biriminizdeki dalgalanmalar devam ediyor. Bunu kimse inkar edemez değerli arkadaşlar. Yani dolar TL konusunda X bir şahıs çıkıp iki kelam ediyor. Bir bakıyorsunuz ki hemen 3-5 kuruşluk bir artış. Diğer taraftan farklı biri açıklama geliyor. Ufak tefek düşüşler olabiliyor. Ama her bir konuşma, canlı ekrana bağlanan, canlı yayına bağlanan her bir siyasi parti liderinin veya yetkilisinin yapmış olduğu konuşmalar kurlarda bir dalgalanma yaratıyor. Bizim ekonomimiz bu kadar kırılgan olmamalı. Yazık, günah. Çünkü bu dalgalanma hepimize zarar veriyor. Bugün ciddi miktarda doları olan bir insan dolardaki yükselişten yarar sağlıyor olabilir, mutlu oluyor olabilir. Ama yarın arabasının deposunu dolduracağı zaman cebinden daha fazla para çıkacağının da bilincinde olmalı. Veya ne bileyim, ülke olarak enflasyon bazında düşündüğümüz zaman, aldığımız gıda ürünleri anlamında düşündüğümüz zaman her manada Türkiye ekonomisinin kaderini belirleyen dolar denilen bir kavram var ve bu gerçeği yadsıyamayız. Evet arkadaşlar, aklımdaki sorulardan bir tanesi daha. 1 Ocak, daha doğrusu Ocak 2019 tarihi itibariyle YSK'da, Yüksek Seçim Kurulu'nda, Başkan Sadi Gürel'de dahil olmak kaydıyla 6 üyenin görev süresi dolacak iken niçin bu insanların, bu 6 üyenin başkan da dahil olmak kaydıyla görev süreleri 1 yıl daha uzatıldı? Ben bunun sebebini anlayamıyorum arkadaşlar. Ve bu sebebi anlayamadığım için de şu anki YSK gibi karar verme süreci gibi çok önemli bir sürece, çok önemli bir döneme imza atma aşamasında olan bir yargı merciğinin tarafsızlığı konusunda bir vatandaş olarak şüphe duyuyorum. Neden bunların yenilerinin seçilmesi gerekirken görev dönemleri ve süreçleri dolmuş iken 27 Aralık tarihinde yayınlanan bir resmi gazete kararnamesi ve bir torba yasa ile bu 6 kişinin, Başkan Sadi Gürel de dahil olmak kaydıyla, görev süreleri uzatıldı? Bu da benim aklımda bir şaibe yaratmakta. Tamamıyla bunları bir vatandaş olarak düşünüyorum arkadaşlar. Herhangi bir siyasi düşünceyle asla değil. Bakınız, doğru her zaman için her siyasi görüşe, her farklı mantığa göre değişmez. Doğru her zaman tektir, her zaman sabittir. Dolayısıyla bu soruların yanıtlarını ben açıkçası kendi adıma bulamıyorum. Bir diğer yandan değerli arkadaşlar, mazbataların verilmesinin geciktirilmesi konusunda veya bu konuyla ilgili olarak aslında şu noktaya değinmem gerekiyor. 2014 yılında verilmiş olan bir karar var Iğdır seçimleriyle ilgili olarak. Iğdır seçimlerine mütakip olarak YSK tarafından verilen bir kararda deniyor ki, seçmen kütüklerine yönelik olarak askıya asıldıktan sonra o süre içerisinde bir itiraz yapılmayıp da bu kesinleşmiş ise, eğer ki bu seçmen kütükleriyle ilgili bir yolsuzluk dahi olsa sonradan herhangi bir itirazda bulunamaz, hele hele seçimin iptali dahi talep edilemez diyor. Şimdi arkadaşlar, bu noktada hemen şunu düşüneceğinizi biliyorum. Madem ki bir üç kağıt var, madem ki bir sahtekarlık var, o halde o seçim niçin iptal edilmesin? Hayır, konu o değil değerli dostlar. Eğer bir üç kağıt, eğer bir sahtekarlık yapan 3, 5, 10, 20 seçmen var ise ceza hukukunda suçların ve de cezaların şahsiliği denilen bir ilke vardır. Suçu her kim işlemiş ise o kişinin cezalandırılması gerekir. Dolayısıyla o sandıkta suç işleyen kaç birey varsa, kaç kişi yanlış ve usulsüz adım atmış ise o insanların tespit edilmesi ve onların cezai sorumluluklarına gidilmesi gerekir. Zira 2014 yılında YSK tarafından verilmiş olan karar, ki şu anki Başkan Sadi Güven'in imzasını taşımakta, diyor ki bu konuda herhangi bir usulsüzlük olsa dahi
kesinleşmiş olan seçmen kütüklerine yönelik olarak iptal talebinde bulunamaz. Ama şu anda biz seçmen kütükleriyle ilgili olarak bir takım tartışmaların içerisindeyiz ve bu tartışmalara bağlı olarak da ne olacak ne bitecek bir karar aşamasındayız. Büyükçekmece'ydi, Maltepe'ydi, oradan çıkacak olan sonuçlardı. Hele daha büyükşehir konusunda yapılmamış olan daha itirazı bile gündeme almak kaydıyla YSK kendisine ulaşmamış olan bir itirazın yapılabileceği öngörüsünü dikkate almak kaydıyla çok daha farklı bir strateji uygulayıp böyle bir itiraz yapılacak olduğu duyumuyla hepsini birleştirip öyle bir karar vereceğim diyor. Şimdi değerli arkadaşlar, gelelim seçimler konusundaki bu tablo ve seçimlerin yaratmış olduğu bu sıkıntılı süreç ve bu seçimlerle alakalı olarak zannediyorum ki önümüzdeki haftanın da önemli bir bölümü bu hususta gelecek olan açıklamalarla alakalı olarak geçecek. Oradan farklı bir şey söylenecek, buradan farklı bir şey söylenecek. YSK diyecek ki şu gün açıklayacağım veya hala incelemeye devam ediyorum diyecek ve dolar TL'deki dalgalanma devam edecek görünüyor. Önümüzdeki hafta içinde de. Bu hafta sonuna yaklaşırken haftanın son günü itibariyle 5.80 üzerini test eden bir dolar TL ve 5.70'ler üzerinde kapanış gerçekleştirmiş olan 5.78'ler civarında bir kapanış gerçekleştirmiş olan dolar TL kuruna tanık olmuş bulunuyoruz. Arkadaşlar, özellikle ve özellikle belirtmek ve özellikle ve özellikle de vurgulamak istiyorum ki dolar TL'nin 5.76-5.77 seviyesinin üzerindeki kapanışı, 5.80'lere yakın bir seyir içerisindeki kapanışı, dolar TL'deki güçlü eğilimin devam ettiği ve edeceği anlamına geliyor. Bunu bir kere net olarak bir köşeye yazmakta yarar bulunuyor. Önümüzdeki hafta seçimler konusundaki belirsizlik devam ettikçe bu konuyla ilgili olarak çok affedersiniz, bu konuyla ilgili olarak netleşmeyen süre ne kadar uzarsa dalgalanmanın da aynı şekilde devam edebileceğini düşünüyorum. Hele hele piyasa şöyle bir algı içerisine girerse, bu seçimler yenilenecek, tekrarlanacak şeklinde bir algı içerisine girecek olursa, zaten Türkiye'deki demokrasiye, zaten Türkiye'deki şeffaf hukuk sistemine ve bürokrasiye inanmayan yabancının bir kat daha inancının yerle yeksan olacağı düşüncesinden yola çıkacak olursak, dolar TL'deki hareketliliğin ve dalga boyutlarının biraz daha yükselebileceğini tahmin etmek zannediyorum ki güç olmasa gerek. Gelelim ekonomik program konusuna. Sayın Berat Albayrak günlerdir seçimler öncesinden başlayan bir süreçten itibaren önemli kararlar açıklayacaklarını, içinde bulunduğumuz ekonomik darboğazdan kısa süre içerisinde çıkabilmek ve Türkiye'nin IMF vesaire benzeri kurumlardan borç almak mecburiyetinde kalmaksızın bu sıkıntılardan kurtulabileceğini, hani bir nevi kendi yağımızla kavrulacağımız şeklinde, küllerimizden doğacağımız şeklinde bir çözüme kavuşabileceğimiz hususunda umutlar dağıtıyorlardı. Biz bunları 24 Haziran seçimlerinde de duymuştuk, geçmiş seçimlerde de duymuştuk. Ama her seçim öncesindeki ekonomik vaatler, her seçim sonrasındaki kemer sıkma politikaları veya yeni ekonomik modeller derken yeni yeni krizlerle, yeni yeni sorunlarla mücadele etmek durumunda kaldık ve bunları farklı farklı sebeplere bağladık. Ancak değerli arkadaşlar, Sayın Albayrak'ın açıklamış olduğu son ekonomik program açıkçası ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tarafından herhangi bir şekilde dişe kovuğa gelecek şekilde yorumlandı, ne de bu açıklamalar ardından Merkez Bankası Başkanımız Sayın Çetinkaya ile birlikte Albayrak'ın Washington seyahatlerindeki IMF koordinasyon toplantılarındaki yapmış oldukları görüşmelerinde de hiçbir şekilde tatminkar bulunmadı. Sevgili arkadaşlar, ben delilsiz, ispatsız konuşmayı hiçbir şekilde seven bir insan değilim. Zaman zaman belli konularla ilgili olarak görüşlerimi belirttiğim zaman onu nereden duydun, bunu nereden uydurdun şeklinde farklı şeyler söylenmekte. Para analizlerinden bir site mevcut arkadaşlar. Bu sitenin görüşlerine ve değerlendirmelerine oldukça güven duyarım. Kesinlikle yanlış bilgi vermeyen bir sitedir.
Ve bu sitenin arkadaşlar yayınlamış olduğu bir habere göre Albayrak ikna edici olamadı deniyor. Washington'daki yatırımcılara Çetin Kaya'nın da katılımı sonrasında IMF Dünya Bankası bahar toplantıları kapsamında gittikleri Washington 400 yatırımcı bir araya gelen Albayrak yeni ekonomi politikasını anlattı. Ancak Reuters'un vermiş olduğu 4 kaynağın paylaşmış olduğu haberde 4 kaynağın vermiş olduğu görüşlere göre Albayrak'ın ekonomik planı konusunda çok az ikna edici ayrıntı verdiği ve yatırımcıları heyecanlandırmayı başaramadığı belirtilmiş. Arkadaşlar sadece bu cümle bile yeterli. Biz zaten iç piyasada bu konuşmaları canlı kanlı dinlediğimiz anda bile neler demek istediğini çok anlayamadık. Şu olacak, bu olacak. Kimisi bu yıl içerisinde planlanıyor ama geneli 2019 yılına yönelik bir takım programlar. İyi güzel de ekonomi kan kaybediyor. Yani ciddi şekilde daralan, ciddi şekilde istihdam yönünden, üretim yönünden, TL sıkışıklığı yönünden her ne anlamda olursa olsun tıkanmış, can çekişmekte olan bir durumumuz var. Ama 2019 yılına yönelik bir takım planlardan bahsediliyor. Yapılacak, edilecek. Ve en önemlisi nasıl yapılacağı belli değil. Üretim nasıl artacak? İşsizliğe nasıl çözüm bulunacak? Enflasyon tek haneye nasıl inecek? Tanzim satışlar şunlar bunlar kuruldu ama hala domates 10 TL, patates bilmem kaç TL, sarımsak şu kadar TL. Bütün bu tabloya baktığımız zaman ortada vatandaşın cebine yansıyabilecek en ufak bir şey ben göremedim. Soruyorum arkadaşlar sizlere, bu açıklanan programda sizler kendi cebinize yansıyabilecek en ufak bir program görebildiniz mi? En ufak bir reform görebildiniz mi? Hani reform çok ciddi bir kelime, reform köklü bir değişim. Ne olacak yani sizin yarın, bugünden yarına, bugünden iki ay sonraya cebinizde bir değişim olacak mı? Olmayacak. Dolar aldı başını gidiyor. Enflasyonun geri çekilme ihtimali neredeyse çok zayıflamış durumda. 2000 hektar gıda, teknoloji, sera, AŞ vesaire vesaire kurulacakmış. Yahu 2000 hektar kuracağınız sera, teknik donanımlı, sera AŞ sıfatıyla işlem görecek olan bir sistemde siz sebze meyve üretseniz ne olacak? Koca İstanbul'un 5'te 1'ine yetmeyecek bir sebzeyi üretmekle bütün Türkiye'yi etkileyecek olan bir enflasyon problemini nasıl çözebileceğini düşünüyorsunuz. Ve hele hele bir de şunu sorayım. 2000 hektarlık bir teknolojik sera AŞ şirketinin işletebileceği bir teknolojik sistemi siz ne kadar zamanda inşa edeceksiniz ve ne kadar zamanda üretime geçeceksiniz ve ne kadar zamanda da bu üretmiş olduğunuz sebzeleri halka arz edip de enflasyonu düşüreceksiniz. Yani arkadaşlar düşünüyorum, taşınıyorum da hiçbir şekilde ne kadar olumlu düşünmeye çalışırsam çalışayım kısa vadede, çünkü bizim sorunlarımız kısa vadeli sorunlar, ciddi şekilde kan kaybediyoruz. Çözüm üretilebilecek konular hiçbir şekilde değil gibi görünüyor. Bir diğer yandan arkadaşlar isminin verilmesini istemeyen bir başka yatırımcısı diyor ki kimseyi ikna edebildiğini sanmıyorum, iyi geçmedi. Ve Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası FED ve Avrupa Merkez Bankası ECB'nin son dönemlerdeki politikaları nedeniyle yatırımcıların daha riskli varlıklara yönlendiğini belirtiyor ve eğer durum böyle olmasaydı, yani FED ve ECB gelişmekte olan ülkelere dair risk iştahını artırmamış olsalardı, bizim gibi gelişmekte olan ülkelere yatırım yapma konusunda teşvikkar adımlar, faiz indirimi konusundaki cüretkar tavırları olmamış olsaydı, Türk varlıklarından şu anda çok ciddi miktarda satıcı olurdum diyor. Yani demek istediği şu, genel anlamda dünya genelinde gelişmekte olan ülkelere bir ilgi var. Ben de bu dünyadaki sürü psikolojisine bağlı olarak Türkiye'deki yatırımlarımı tutuyorum. Ama genel manada küresel anlamda bir sorun gördüğüm anda veya şu an görmüş olsaydım çok ciddi satışlar yapabilirdim diyor. Ve arkadaşlar hemen hemen bu yazının sonunda
Para analiz sitesinde bu yazıyı bulabilirsiniz. Tamamını okuyabilirsiniz. Albayrak ikna edici olamadı başlığı altında. Görülen o ki Sayın Albayrak maalesef ki yurt dışında çıkmış olduğu sunumunda da bu ekonomik programı bizlere anlatamadığı gibi özellikle yabancılara da yeteri kadar anlatamadı, ikna edici olamadı ve bu sebepten dolayı da kalkıp onlardan herhangi bir şekilde ekonomik destek bulamadı. Hele bir de enteresan olan bir konu var ki arkadaşlar, ulusal kredi derecelendirme kuruluşumuzu kuracağız diye bu reformun içerisine bir madde kondu. Arkadaşlar düşünüyorum, taşınıyorum da yabancı kalkıp da bizim ülkemiz menşeli bir kredi derecelendirme kuruluşunun vermiş olduğu rapora mı itimat edecektir? Yoksa bütün dünya tarafından kabul görmüş Fitch gibi, Moody's gibi, Standard & Poor's gibi beynelminel araştırma ve kredi derecelendirme kuruluşlarının bütün dünya ülkeleri için hazırlamış olduğu raporlara mı itibar edecektir? Bizler bir bankaya gittiğimiz zaman, bir kredi talebinde bulunduğumuz zaman banka diyor ki seni bir araştırmam lazım. Ve bu araştırmayı özgür ve bağımsız bir şekilde yapıyor. Bu neye benzer? Ben elimde bir evrakla gidiyorum. Kendi kendime bir analiz yapmışım. Benim gelirim şu, şuyum böyle, buyum böyle, şu kadar güvenilirim, bu kadar ödemelerimi doğru düzgün yaptım. Al bu belgeye itimat et ve bana şunu ver. Arkadaşlar bu işler beyan usulüyle olmuyor. İşte bu konuda kendi kredi derecelendirme kuruluşumuzu oluşturmamızın yabancılar nezdinde hiçbir önemi yok. Bunu bir madde olarak bu reformun içerisine katmanın da bir anlamı yok. Ha evet, biz Fitch'i kabul etmiyoruz. Onların görüşleri bizi bağlamıyor. Notumuzu düşürmüş, indirmiş, kaldırmış. Bunları kabul etmiyoruz. Bunlar başka mevzular. Biz istediğimiz kadar onların görüşlerine itibar etmeyelim. Ama önemli olan bir gerçek var arkadaşlar. Yabancı onlara itimat ediyor. Onların görüşlerine göre biz ne kadar kabul etsek de etmesek de onların hazırlamış olduğu raporlara bağlı olarak Türkiye'ye yatırım yapıyor veyahut da satış kararı alıyor. Evet sevgili arkadaşlar, bir diğer yandan şunu da ifade etmek istiyorum ki bazen hani bu açıklamalarımdan evet biliyorum ki birçoğunuz muhalif taraftaki insanların görüşlerine yakın bir şekilde bazı hususlara vurgu yaptığımı düşünecektir. Ama ben tekrar belirtmek istiyorum. Sağduyulu olarak, tamamen sağduyulu olarak sizlerin de sorması gereken sorular bunlardı. Ekonomik hususlar, ekonomik paket ve seçimlerle ilgili olarak, önemli hususlara yönelik olarak bu soruları sormanız gerekirdi. Bakınız değerli dostlar, ben borsayla ilgili de analiz yapmaktayım. Hisse senetleriyle ilgili olarak zaman zaman analiz yapmaktayım. Ben son derece koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Fanatik bir taraftarım. Maalesef Fenerbahçe'nin durumu bu sene hiç iyi değil. Ama şuna da inanıyorum ki bu hafta pazar günü mutlaka Galatasaray'ı bir kez daha yeneceğiz. Bu ritüel bozulmayacaktır. Tabii ki arkadaşlar espridir bu. Tüm Galatasaraylı arkadaşlarımı da canı gönülden severim ve kutlarım. Ha bu arada yeri gelmişken de unutmadan Sinyor Can Bartur'un vefatı sebebiyle tüm Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileklerimi iletmeyi de bir borç addetmekteyim. Evet arkadaşlar, kaldığım yer şuydu. Ben koyu bir Fenerbahçeliyim ama hisse analizleri de yapıyorum. Borsayla ilgili analizler de yapıyorum. Hiçbir zaman için Fenerbahçe hissesiyle ilgili olarak bir analiz yapmadım. Fenerbahçe hissesi şöyle olacaktır, böyle olacaktır vesaire vesaire şeklinde bir analiz yapmadım. Veya bir muhalif taraftar olarak, bir fanatik taraftar olarak kalkıp da Galatasaray hissesini yeren, bir Beşiktaş hissesini yeren hiçbir yorumda bulunmadım. Çünkü değerli dostlar, insan olmak başka bir şeydir. Vatandaş olarak belli görüşlere sahip olmak başka bir şeydir. Ama analiz yapmak başka bir şeydir. Analiz bilimsellik gerektirir. Analiz gördüğünüzü tarafsızca yorumlamayı gerektirir. Ben sürekli olarak piyasa yorumlarımda, dolar TL yorumlarımda, endeks yorumlarımda ne görüyorsam onu anlatmışımdır. Ve her anlattığım rakamı, her anlattığım seviyeyi de mutlak surette grafiklerimde veya takas analizlerimde veya aracı kurumların alım satımlarında veya para giriş çıkış verileriyle birçok somut veriyle sizlere ispatlayacak şekilde sizlerin anlayabileceği ve kabul edebileceğiniz somut verilerle bunların altını doldurabilecek şekilde izah etmeyi prensip edinmiş bir analistim. Hiçbir zaman için afaki bir şekilde dolar 10 olacak, 20 olacak ifadesini kullanmadım veya borsa 140'a 150'ye uçacak
veya 60'a 50'ye düşecek şeklinde bir ifade kullanmadır. O anki veriler, o anki teknik durum, o anki temel yapı, o anki makro dinamikler ve Türkiye'nin etkilenmekte olduğu temel faktörler ne ise o anki duruma göre sizlere yorum aktarmaya gayret gösterdim. Arkadaşlar, bir değinmek istediğim bir diğer husus daha şu vardır ki, dolar TL ile ilgili olarak maalesef ki o kadar çok soru almaktayım, o kadar çok soru almaktayım ki, dolar ne zaman 7 lira olacak, dolar ne zaman 10 lira olacak, dolar ne zaman şu olacak, niçin bana bu soruyu soruyorsunuz diye gelen yüzlerce mail içerisinde bazılarına yanıt verdiğim zaman, şu isim şu tarihte bu olacak dedi, bu isim bu tarihte şu olacak dedi. Arkadaşlar, ben hiçbir ismi kötülemek istemiyorum. Herkesin kendine göre bir düşüncesi, herkesin kendine göre bir beklentisi olabilir. Herkese de saygı duyabilirim. Ancak lütfen ve lütfen bu soruları bana sormayınız. Bu iddiaları kim ileri sürüyor? Bu beklentiler kimler tarafından dile getiriliyorsa bu soruların muhatabı odur. Ben hiçbir zaman için tarih vermiyorum. Tarih verilemez. İşte bu noktada arkadaşlar uygulanması gereken strateji noktasına gelmek istiyorum. Değerli dostlar, herkesin beklentisi farklıdır. Herkesin tahammül gücü farklıdır. Zarara tahammül gücü, beklemeye sabır gücü veya elindeki nakdi ne kadar süre kullanmayabileceğine dair gücü ve kudreti farklıdır. Çok özür diliyorum. X bir kişi vardır. Örneğin kendimden örnek vereyim. Arkadaşlar, ben belli bir miktar dolarımı önümüzdeki 2-3 ayı dikkate almak kaydıyla trade edebilirim. Ama belli bir miktarı da, çok daha düşük bir miktarı da bir köşeye bırakırım. Bunu 2 sene elimi sürmeyeceğim. Çünkü Türkiye'nin koşulları ve piyasa şartları, içinde bulunduğumuz ortam ve yılların yaratmış olduğu tablo, Türkiye'de TL'nin dolara karşı sürekli olarak değer kaybettiği bir eğilimini yaratmakta. Böyle düşünebilirim ama herkesin düşüncesi bana uymayabilir. Şu an biliyorum ki dolar 6 lira olsa da satsam veya 6,5'lar 7'lerden alım yapmış olanlar 5-6 aydır kan kustu artık yeter yani 6,5 maliyetime geleyim de satayım diyen çok fazla insan olduğunu da biliyorum. Şunu da çok iyi biliyorum, bakın şunu da çok iyi biliyorum. Yarın dolar 6,5 olsun yine satmak konusunda tereddüt edeceklerini, düne kadar 6,5 olsun 6,40 olsun gözünün yaşına bakmadan satacağım diyen birçok kişinin 6,5'ları gördüğü anda yine satıp satmama konusunda tereddüt yaşayacaklarını da çok ama çok iyi biliyorum. Bu bir psikoloji meselesidir. Bu psikoloji hususunda arkadaşlar yapmanız gereken şu: doların hangi seviyeye kadar yükselebileceğini hiç ama hiç kimse bilemez. Bunu çok net ve çok kesin olarak, samimiyetle ve inanarak söylüyorum. Bakınız, ben eğer doların şu kadar süre içerisinde, misal veriyorum 2 ay içinde veya misal veriyorum 1,5 ay içerisinde veya 6 ay içerisinde 10 TL olacağını bilsem, inanınız ki yarın gider arabamı 10.000 TL ucuza, kim ilk olarak hangi fiyatı veriyorsa satarım. Evimi de satarım. Ne kadar nakdi varlığım var ise hepsini ve hepsini dolara çeviririm. Ben bilmiyorum arkadaşlar. 25 yıldır bu piyasanın içerisindeyim. Sizlere göre bu işin ilmini almış bir insanım. Sizlere göre acizane, daha tecrübeliyim. Ama ben dolar 10 TL olacak veya bilmem kaç TL olacak beklentisiyle varımı yoğumu dolara bağlamıyorum. O halde siz ne diye bir başkasının ağzından çıkan 12 olacakmış, 15 olacakmış arkadaşlar, ben de diyorum ki dolar 20 TL olacak. Evet, dolar 20 TL olacak arkadaşlar. İsterseniz bunu nerede isterseniz yazın ve söyleyin. Ama bunu yazar ve söylerken de altına da şu ifadeyi mutlaka ve mutlaka, haysiyetiniz ve şerefiniz teminat olmak kaydıyla bunu da yazınız. Haluk Canberk diyor ki dolar TL 20 TL, dolar kuru 20 TL olacak diyorum ama vallahi günü saati bellisiz. Ne zaman olur bilmem. 3 ay sonra mı olur? 6 ay sonra mı olur? 3 sene sonra mı olur? Bellisiz. Arkadaşlar, bozuk saat bile günde 2 defa doğruyu gösterir. Yani bu tür şeyler, bu tür afaki konuşmalar, evet içinde bulunduğumuz tablo hiç hoş değil. Ekonomik durumumuz rezalet durumda.
S-400'ler konusuyla ilgili olarak birbiri ardına sorunlar yaşanmakta. Seçim belirsizliği inanılmaz durumda. Yarın bir gün eğer ki seçimlerle ilgili olarak bir iptal kararı çıkıp da bu durumda yeniden seçim yapılacaktır şeklinde bir karar tezahürü söz konusu olduğunda biz doların bir anda 6'lara belki 6.05, 6.10'lar, 6.20'lere kadar anlık sıçramalarına dahi maruz kalabiliriz. Ama o sıçramanın olduğu anda sizler eğer dolar uçuyor kaçıyor diye kalkıp da 6'lardan yeniden dolar alımına girerseniz 2 gün sonra bu parlamanın ardından bu yükselişi fırsat bilip de kar satışı yapan yerli veya yabancı yatırımcıların ki bunun örneğini Ağustos ayında gördük biliyorsunuz. 7.20'lere kadar fırlayan bir doların aylar içerisinde veya çok kısa süre içerisinde 5'lere, 5.13'lere, 5.15'lere kadar gerilediğini ve 4-5 ay boyunca kan kusan bir yatırımcı profili içerisinde olduğunuzu çok iyi hatırlayınız. İşte sevgili arkadaşlar, aynı hataya bir daha düşmeyesiniz diye ben en son analizimde dedim ki dolar TL'de artık dikkatli olmak zamanıdır. Çünkü sizlerin iştahınızı kabartacak ataklar, dalgalanmalar olabilir. Bu dalgalanmalarda uygun yerlerden satamayabilirsiniz. Ama size çok pahalı fiyatlardan dolar satışları olabilir. O günlerde 7'ler seviyesinden dolar alanları biliyorum. 6.80'ler neden aldım diyorum. Dediler ki 10 olacak dediler diyor. Sizler zaten günlerdir dolar için 10 lirayı, 8 lirayı, 12 lirayı ezberlemiş durumdasınız. Beyniniz buna şartlanmış durumda. Dolar bugün belki 5.80 hareketlendiği anda bile birileri ciddi miktarda, büyük oranlarda dolar aldı. Ama şunu düşünmedi. Doların direnci 5.85'te bir direnç var. Burayı geçerse 5.90, 5.88, 5.95 bu bölgelerde bir direnç bölgesi var. Buralarda zorlanabilir kavramını düşünmedi. Doların 5.80'lere ulaştığını gören birçok beyin, birçok yatırımcı şunu düşündü. Evet, dolarda start başlamıştır. 2 güne kalmaz bu dolar 7 olur. Bu düşünceyle dolar alımı yapan insanlar var. İşte arkadaşlar ben diyorum ki önümüzdeki hafta çarşamba günü şayet seçimlerin iptal edilmeyeceği ve mevcut sonuçların geçerli olacağı, Sayın İmamoğlu'nun mazbatasının teslim edileceği, YSK tarafından verilecek olan kararın tamamen muhalefet lehine olacağı şeklinde bir sonuç çıktığı zaman şunu hanginiz garanti edebilir? Dolar TL'de herhangi bir geri çekilme olmayacağını. Ben diyorum ki böyle bir karar çıktığı anda, böyle bir sonuç oluştuğu anda dolar TL'de yerli ve yabancı yatırımcının kayda değer bir satışı olacaktır. Ve biz buna düzeltme diyeceğiz. Dolar TL'deki yükseliş eğilimini durduran, dolar TL'deki yükseliş trendini sonlandıran bir durum olmayacaktır. Sadece 5.40'lardan 5.80'lere doğru hızlanmış olan bir hareketliliğin veya sık sık analizlerimde bahsetmiş olduğum 5.62 direnci aşılırsa dolar TL'deki yükseliş ivme kazanır senaryomun bir ürünü olarak 5.85'lere ulaşmış olan bir dolar TL'de bir makul bir düzeltme süreci olacaktır. Peki dostlar, siz 5.75, 5.80'den dolar aldıysanız bu durumda dolar TL 5.50'ye doğru, 5.55'e doğru bir geri çekilme yaşadığında eğer üzülmeyeceksiniz, ne oluyoruz demeyeceksiniz, panik olup da satmayacaksınız, bu durumu kafanızda tasarlayıp da stratejinizi veya dolar TL hangi seviyeye kadar düşer ise ben tahammül edebilirim ve hangi seviyeye çıkar ise satış yapmam gerekir şeklinde bir plan, bir program yaptıysanız işte o zaman başarılı olursunuz. Çünkü çıkıyor diye beklerken bir anda gerilemeye başlar. Yok canım bu düzeltmedir. Tamam 5.90'a gitti ama şimdi 5.85'e geriledi. Fakat bu gene 6'ya gidecektir. Önemli değil, bu ufak tefek bir durumdur. Bu tekrar yükselişe devam gibi kendinizi kandırırsanız eğer bir bakarsınız ki dolar TL 5.60'lara gelmiştir. Arkadaşlar bunlar illaki olacaktır diye anlatmak istediğim konular değildir. Bunlar önümüzde yaşanması muhtemel olan şeylerdir. Bu tabloları ekranlarda gördüğünüz zaman panik işlem yapmamanız, kontrollü işlem yapmanız, neler olabileceğini önceden beyninizi ve kendinizi
hazırlamak suretiyle hareket etmeniz adına söylenmiş olan şeylerdir. Bu nedenle kademeli işlem yapmanızı öneriyorum. Alacaksınız veya satacaksınız. Bu beni hiçbir şekilde ilgilendirmez. Alacaksanız da kademeli alınız. Bir defada almak istediğiniz miktarın tamamını almayınız. Satış mı düşünüyorsunuz? En tepeden satmayı beceremezsiniz. Ben hayatım boyunca bunu beceremedim. Biliyorum ki dolar veya herhangi bir enstrüman, misal veriyorum, 9.20'ye gidecek. Ama ben hiçbir zaman için 9.20'ye satış yazmadım arkadaşlar. 9.12'ye yazdım. 9.08'e yazdım. Biliyorum 9.20'ye gidecek ama daha erkense. Çünkü benim bildiğimi herkes biliyor. Veya alım istiyorsam destek seviyesi atıyorum 3.35'tir. Ama 3.35'ten alım yapmayı hedeflemedim. 3.39'dan, 3.42'den alım yapmayı düşündüm. Çünkü en dip noktadan almak marifet değildir. Okuyorsunuz, şunun direnci burası, bunun desteği burancı. Siz o dirence satış yazıyorsunuz. Oraya kadar gelmeden iki basamak aşağıdan satış gelebiliyor. Alım yazıyorsunuz, iki kademe yukarıdan bir şekilde dönebiliyor. İşte arkadaşlar, bu prensipleri bilirseniz, kademeli olarak almak ve satmak yönünde hareket ederseniz, belki de elinizdeki portföyünüzün belli bir miktarını X bir noktadan sattınız, oldu ya yanıldınız, siz sattıktan sonra daha da yukarı gitmeye başladı. Bu kez geri kalan miktarınızı biraz daha üst seviyeden satarsınız. Veya satmış olduğunuz miktarı yerine koymayı düşünüyorsunuz, gerileme eğilimi başladığı zaman kademeli bir şekilde yerine koyduğunuzda daha makul bir maliyet oluşturma şansını elde etmiş olursunuz. Arkadaşlar, konu birazcık uzadı ama daha da anlatacağım çok fazla husus var. Fakat sizleri yormak istemiyorum. Dediğim gibi bu tamamen bir sohbet niteliğinde bir husustu. Ben yazarak, çizerek, elimdeki bir kağıdı okuyarak sizlere yorum veya analiz aktarmıyorum. Tamamıyla doğaçlama bir şekilde o an ne düşünüyorsam, aklımdan ne geçiyorsa onları bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. Bu sebeple beni bağışlayın lütfen. Vaktinizi, zamanınızı aldım. Ama lütfen anlatmış olduğum hususları kulağınızda bir küpe olsun ve bu hususlara dikkate almak suretiyle içinde bulunduğumuz dalgalı süreçlerde ani, panik ve gerçekten belli bir strateji ve belli bir plan olmadan atılacak adımların ileride sizlere önemli pişmanlıklar ve önemli zararlar yaratabileceğini şu andan itibaren, en azından bu hafta sonu itibariyle düşünüp önümüzdeki hafta bu düşünceler paralelinde hareket etmenizde yarar görmekteyim. Efendim, sonsuz sevgilerim ve saygılarımla hoşça kalınız diliyorum. Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkürlerimle, sevgilerimle, saygılarımla.